Merhaba sevgili arkadaşlar. Başladık mı? Sıvı basıncını birlikte tekrar etmek için karşınızdayım. Katı basıncı değil ki bu, sıvı basıncı. Baraj tasarımlarına hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama başlıyorum. Hepimiz biliyoruz. Mariana çukuru. Kamyonların damper kısımlarını açarken, kapatırken sıvı basıncından faydalanılmaktadır. Hidrolik direksiyonlarda, hidrolik frenlerde. Merhaba sevgili arkadaşlar, sizi sevgiyle selamlıyorum. Ocak kampımızın ikinci konusu olan sıvı basıncını birlikte tekrar etmek için karşınızdayım. Sizler de hazırsanız haydi başlayalım. Sıvı basıncı dediğimiz zaman aslında bakarsanız benim ilk aklıma gelen şey barajlar oluyor. Baraj tasarımlarına hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama barajların duvarları aşağıya doğru inildikçe kalınlaşmaktadır. Ben bunu ilk dikkat ettiğim zaman çok şaşırmıştım ve araştırmıştım. Suyun derinliği arttıkça baraj duvarlarının kalınlıkları artmakta. Baraj örneğinden de düşünürsek eğer, aslında sıvılar da katılar gibi ağırlığından dolayı bulundukları yüzeylere bir basınç uygularlar. Dünyanın en derin yeri neresidir? Hepimiz biliyoruz. Mariana Çukuru. Aslında şu bilgi çok enteresan bir bilgi gerçekten. Dünyada okyanusun en derin yerine dalabilen insan sayısı uzaya gidebilen insan sayısından daha az. Çok enteresan bir bilgi değil mi? Dünyadan dışarı çıkabilmek daha kolay ama okyanus diplerine inebilmek o kadar da kolay değil. Bunun sebebi sıvıların biz derine daldıkça üzerimize yaptığı basınçtır. Sıvılar ağırlığından dolayı bir basınç uygular ve bu basınç gerçekten insan sağlığı için çok etkili olabilir. Peki nedir bu sıvı basıncı? Nelere bağlıdır? Arkadaşlar, sıvı basıncı ile ilgili çalışmalar yapan bir bilim insanı var. Fransız bilim insanı Pascal sıvıların davranışlarını incelemiş ve sıvıların taneciklerinin birbirine çok yakın olmasından dolayı sıkıştırılamadığını ve üzerlerine bir kuvvet uygulandığında bu kuvvetin bir basınca sebep olduğunu ve bu basıncı her yöne aynen iletebildiğini fark etmiş. Şırıngayı düşünürseniz eğer, şırınganın içine su doldurdunuz. Şırınganın ucunu parmağınızla kapattınız. Arkadan ittirmeye çalıştığınızda resmen sıvı size karşı tepki gösterir. Zannettiğiniz kadar kolay bir lokma değildir sıvılar. Sıvılar bir basınç uygularlar ve biz bu basıncı gündelik hayatımızda çok kullanırız. Örneğin buldozerler veya kamyonların damper kısımlarını açarken kapatırken sıvı basıncından faydalanılmaktadır. Hidrolik direksiyonlarda, hidrolik frenlerde, hidrolik liftlerde sıvı basıncı çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. O zaman haydi sıvı basıncının ayrıntılarını görelim. Sıvı basıncı nelere bağlı arkadaşlar? 3 önemli kavrama bağlı. Bunlardan bir tanesi sıvının derinliği. Aslında videonun başında da örnek göstermiştim size. Barajların derinlerine inildikçe baraj duvarlarının kalınlaşması sıvı derinliği arttıkça sıvı basıncını gösteriyor. Bu yüzden sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı artar. İkinci önemli noktamız sıvının yoğunluğu. Biz yoğunluk konusunu 6. sınıfta görmüştük. Ne demekti yoğunluk? Birim hacmi düşen tanecik miktarına yoğunluk denir. Biz yoğunluğu gündelik hayatta çok kullanırız. Sabah trafiğini anlatırken spikerler yollarda araç yoğunluğu artmaktadır cümlesini kullanır. Yoğunluk birim hacme düşen tanecik sayısıdır. O halde bir sıvının yoğunluğu ne kadar fazlaysa her bir taneciğin ağırlığından dolayı basıncı da artacaktır. O halde sıvının yoğunluğuyla sıvı basıncı doğru orantılıdır. Elbette ki yer çekim kuvvetini es geçemeyiz. Eğer yer çekimi olmasaydı sıvılar kabın dibine kuvvet uygulayamayacaktı, bir basınç oluşamayacaktı. Bakınız, bildiğiniz gibi yer çekiminden dolayı sıvılar kabın dibine doğru çekilir ve bu da kap tavanında bir sıvı basıncı oluşmasına neden olur. O halde toparlayalım. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar, yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar diyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz derinlik kavramını kısaca H ile, yoğunluk kavramını ise kısaca D ile
belirtiyoruz. Şimdi elimizde 3 tane kap var. A, B, C kapları. Birinci kaba 3D yoğunluklu, ikinci kaba 2D yoğunluklu ve üçüncü kaba D yoğunluklu bir sıvı koyuyoruz. Dikkat ederseniz hepsinin derinliği eşit. O halde bu deneyde derinlikler aynı olduğuna göre kontrol edilen değişkenimiz derinliktir. Yoğunluk ile basınç doğru orantılıydı. O halde en yoğun olan sıvı A sıvısıdır. A sıvısının yaptığı sıvı basıncı en büyüktür. Ardından B sıvısı ve en küçük basınç yapan da kap dibine en küçük basıncı yapan da C sıvısıdır. Burada neyi kullandık? Hemen not alalım. Sıvının yoğunluğu ile kap tabanına yapılan basınç, kap tabanına yapılan basınç doğru orantılıdır dedik. Peki, sıvı basıncı ile ilgili şimdi bir tane soru çözelim. Aslında bunu laboratuvarlarda çok kullanırız. Bir tane kap alıyoruz. Bu kabın ucuna bir tane kap alıyoruz. Bu kabın içini sıvıyla dolduruyoruz. Sonra bir U borusu alıyoruz. U borusu neden U borusu? Çünkü gerçekten tipine bakıldığında aynen bir U görüntüsü veriyor. Bu U borusunun içine herhangi bir sıvı koyuyorsunuz. Tabii ki kapların içine sıvıyı koyduğumuz zaman kaptaki her iki koldaki sıvının yüksekliğinin eşit olması gerekiyor. Bu şekilde bir denge konumu oluşturmuş oluyoruz. Ardından bu U borusunun ucuna bir tane serum hortumu geçiriyoruz. Bakınız serum hortumu. Bu serum hortumunun ucuna da bir tane huni geçiriyoruz. Serum hortumunu kabın içinde yavaş yavaş hareket ettirdikçe çok ilginç bir şekilde kabın diğer tarafında sıvının yükseldiğini görüyoruz. Bakın normalde aynı seviyedeyken ben bu huniyi aşağıya doğru indirdikçe buradan sıvı basıncı daha fazla etki edeceği için bu koldaki sıvının yükseldiğini fark ediyorum. Peki bana soru diyor ki bu durumun nedeni hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? Sıvı yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artmıştır. Evet, doğru bir bilgi. Fakat ben bu deneyden yararlanarak bu bilgiyi söyleyemem. Sıvı derinliği arttıkça sıvı basıncı artmıştır. İşte uygun cevabımız bu. Biz huniyi kabın dibinde ilerlettikçe huniye etki eden sıvı basıncı artar. O da U borusundaki sıvının daha çok yükselmesine sebep olur. Bir başka soruya daha geçelim. Yine huni sorusu. Artık huni sorusunun mantığını öğrendik. Fakat bu sefer iki tane kabım var. Bu kaplardan birisine su, diğerine ise alkol koyuyorum. Yani neyi değiştiriyorum? Sıvının cinsini, yani sıvı cinsi değiştiği için bu konuyla alakalı olan kısmı sıvının yoğunluğunu değiştirmiş oluyorum. Yoğunluğun sıvı basıncına etkisini araştırmak isteyen bir kişi. Yoğunluğun sıvı basıncına etkisini araştırmak isteyen bir kişi. Su, etil alkol ve özdeş deney malzemeleri kullanarak deney düzeneklerini oluşturmuş. Bence çok da güzel yapmış. Kontrollü deneye çok uygun bir düzenek hazırlamış. Hatırlayalım, kontrollü deneyde tek bir değişken olmalıdır. O değişken de bizim bağımsız değişkenimizdir. Deney başlangıcında U borusunun kollarındaki su seviyesi eşitken U borusundaki seviye farkının su bulunan kapta etil alkol bulunan kaba göre daha fazla olduğu gözleniyor. Acaba neden? Ben hunileri suyun içine ya da işte etil alkolün içine daldırdığım zaman U borusunun diğer kolundaki sıvının yükseldiğini biliyorum. Ama su ve etil alkolde neden farklı sıvı yükselmeleri meydana geliyor? Demek ki ikisinin yaptığı basınçlar farklı. Sıvı basıncı yoğunluk arttıkça artar. Evet, doğru. Sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Bakınız, su etil alkolden daha yoğun. Daha yoğun olduğu için de daha çok basınç yapması normal. Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar. Şimdi sıvı basıncı derinlik arttıkça artar, evet, ama ben burada öyle bir deney yapmıyorum. Huni'yi kabın içinde yavaş yavaş ilerlettikçe U borusundaki yükseltiyi görürsem evet, sıvı basıncının sıvı derinliğiyle doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim. Fakat ben burada hunileri aynı derinlikte tutuyorum. Ama nerede?
farklı cins sıvılar içerisinde. O zaman ben bu deneyden yararlanarak bu ifadeye ulaşamam. Sıvının içinde bulunduğu kabın şekli sıvı basıncını değiştirir. Bakıyorum kapların tipine, özdeş kaplar. Ben kapların şeklini değiştirmeden sıvının içinde bulunduğu kabın şekli sıvı basıncını değiştirir diyemem. Dolayısıyla bu ifadeye de ulaşamıyorum. Cevabımız yalnız bir oluyor. Okullarınızda eminim proje yapanlarınız vardır. Size bir ipucu vereyim. Sıvı basıncı ile ilgili yapabileceğiniz çok güzel bir proje ödevimiz var. Sıvıların sıkıştırılamaması ve üzerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletmesi ilkesinden yararlanarak şimdi soruda göstereceğim modeli proje ödevi olarak yapabilirsiniz. Çok eğlenceli bir proje ödevi olacaktır. Şimdi görselde iki tane şırınga kullanılmış. Şırıngaların uçlarında serum borusu var ve serum borusunun içine de bir renklendirilmiş sıvı konulmuş. Şırıngalardan birinin üstüne araba konulmuş. Diğerinde ise hiçbir şey yok. Belki ufak bir kuvvet uygulanabilir. Ve bu şekilde dengede kalabiliyorlar. Kapalı bir kapta bulunan sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basınç sıvı tarafından sıvının temas ettiği bütün yüzeylere dik olarak ve aynı büyüklükte iletilir. Pascal prensibinin kuralları arasında bu madde. Farklı boyutta plastik enjektörler ve şişe kapakları, ince hortum, mukavva, yapıştırıcı ve renkli sıvı kullanarak fotoğraftaki deney düzeneğini oluşturan öğrenci deneyinde hangi sorunun cevabını bulabilir diye soruyor. Arkadaşlar, biz fen sorularını çözerken önce soruda verilen şekil, şema, grafik, ne varsa metin, ben önce bunu bir kavrayayım ki ondan sonra soruları çözebileyim. Lütfen soruları Türkçe metni okur gibi baştan sona okuyup sonra soruyu çözmeye başlamayın. Önce bize soruda ne veriliyor? Görsel, şema, grafik ne veriliyor? Bunları önce analiz ediyoruz, sonra soruyu çözmeye başlıyoruz. O zaman sorunun şekline bakıyorum. Küçük bir yüzey var burada, bakın. Görsele göre küçük bir kapak var burada. Burada geniş bir kapak var. Büyük yüzey. Burada ise küçük yüzey var. Büyük yüzeye oyuncak arabayı koymuşum. Küçük yüzey ise boşta. Fakat bakıyorum bu şekilde dengedeler. Aynı yatay hizada dengedeler. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Araba kapağın üstündeyken kapağa bir kuvvet uygular ve bu kapak bir basınca sebep olur. Bu basınç aşağıya doğru sıvıyı sıkıştırmaya çalışır fakat sıvılar sıkıştırılamaz. Üzerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletir. Eğer ki arabanın büyük kapağa yaptığı basınç küçük kapağa yapılan basınca eşitse iki kapak aynı yatay hizada dengede kalacaktır. Peki gelin sorunun maddelerine bakalım. Küçük enjektörü pistonu üzerine uygulanan basınç büyük enjektörün pistonuna aynı büyüklükte iletilir mi? Evet, iletilir. Akışkanlar üzerine uygulanan basıncı her yöne aynen iletirler. İkinci maddeye bakıyorum. İkinci madde de şunu söylüyor. Pistonun yüzey alanının farklı olması uygulanan kuvveti değiştirir mi? Aslında burada şöyle söylemek istiyor. Büyük kuvvetler küçük kuvvetlerle dengelenebilir mi? Bir kuvvet farklı bir kuvvete dönüştürülebilir mi? Evet, dönüştürülebilir. Sıvı basıncının en güzel yanı da işte budur. Hidrolik frenlerde sen kocaman bir kamyonu bir bacak hareketiyle nasıl durduruyorsun? Bugüne kadar hiç düşündün mü bunu? Az kuvvet büyük bir kuvvete dönüştürülebiliyor sıvı basıncıyla, ki burada da biz öyle yaptık. Oyuncak arabanın uyguladığı kuvvet küçük pistonda daha az bir kuvvetle dengelenebildi. O zaman bu maddeye evet diyorum. Katılar basıncı mı daha iyi iletir, sıvılar mı? Ben bu soruya cevap verebilmem için daha farklı bir düzeneğe ihtiyacım var. Ben bu soruya bu düzenekten yararlanarak cevap veremem. O zaman yanıtımız C yanıtı oluyor. Evet arkadaşlar, sıvı basıncını bitirdik. Önemli kısımların altını çizdik. Şimdi burada dinlediklerinizle bolca soru çözmeyi unutmayın. Sizin için bıraktığımız PDF'lerden çıktı alıp çalışmayı unutmayın. Bizi çalışmak kurtarır. Hepinize iyi günler.